Herkese merhaba. Bugün küresel bağlantılar ünitesine başlayacağız. Küresel bağlantılar, sosyal bilgiler dersinin son ünitesi, 7. ünitesi olarak müfredatta yer alıyor. 6 ünitede güzel dersler işlediğimizi düşünerek 7. ünitemize geçiş yapıyoruz. 7. ünitemizin ilk konusu da Türkiye'de ve dünyada barış. Adından da anlaşılacağı gibi bir olumlu politika izlediğimiz bir ünite olacak dünya ve ülkemiz hakkında. Dilerseniz geçiş yapalım. Türkiye'de ve dünyada barış. Öncelikle ülkemizdeki barışı ülke siyasetinde dış ülkelere karşı da uygulama süreçleri aslında bu. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur bir sözü vardır. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bunu hatırladınız değil mi? İşte bu söz doğrultusunda yaptığımız faaliyetlerin genel durumunu anlatan bir ünite aslında ve bu konuda o konuyla alakalı geçiş bir süreci. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olma iddiasını her zaman taşıyan ülkemiz, geçmişten günümüze birçok önemli kuruluşa üye olarak destek vermiş. Bu neyin göstergesidir? Bizim dünya barışı ve ülkemizin barışı doğrultusunda attığımız adımların göstergesidir bu. Bu doğrultuda biz bazı üye olduğu uluslararası kuruluşlardan bahsedeceğiz ülkemizin. Burada 5 tane görüyorsunuz. Şimdi tek tek bunlardan bahsedip detaylandıralım. Ülkemizin üye olduğu bazı uluslararası kuruluşlar. İlki neymiş? BM, Birleşmiş Milletler. Bunu çokça duyuyorsunuz. BM, Birleşmiş Milletler. Bunun ilk hali 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor. Wilson ilkeleri prensibiyle. Milletler Cemiyeti adı altında ortaya çıkmıştı bu. Ancak Milletler Cemiyeti bir dünya barışını sağlayamadı ve 2. Dünya Savaşı patlak verdi. 2. Dünya Savaşı'nın çok ağır sonuçları olduğu dünya ve insanlık adına, mesela 80 milyon insanın ölümüne sebep oldu bu 2. Dünya Savaşı ve bunların çoğunluğu sivil insanlar, askerler değil. Bundan dolayı bir dünya savaşını daha göze alamadığı devletler ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletleri BM'yi kurdular. Kuruluşun amacı tamamen barışa yönelik tehditleri önlemek ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak. Bu ulusların ekonomik ve sosyal alanda işbirliği yapmalarını sağlamak için Birleşmiş Milletler, yani BM, kuruluyor. Amaç savaş yoluyla halledilecek çözümleri, hayır savaş yapmayalım, oturup konuşalım, anlaşamadığımız durumlar neler, onlardan bahsedelim ve bu doğrultuda kararlar alalım gibi işbirliği içerisinde dünya siyasetine, dünya barışına yön verirler. Birleşmiş Milletler'in 5 kurucu ve yetkili üyesi vardır. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleridir. Kim bunlar? Amerika başta olmak üzere, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin. Sayalım kaç tane oldu? İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Amerika. Evet, 5 tane. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleridir. Bunlar ne derse o oluyor aslında, tabiri caizse. Yani diğer devletler söylenir ama bu devletlerden herhangi biri hayır ben bunu kabul etmiyorum dedikleri an o önerge kabul edilmez. Hatta Cumhurbaşkanımızın meşhur lafı vardır. Dünya 5'ten büyüktür. İşte bu aslındaki o 5 devletten bahsediyor. Aslında Birleşmiş Milletler'in durumu o 5 devlet ne derse o olur durumunda. Ha, bu önemli bir birlikteliktir. Bu önemli bir kuruluştur. Burada size böyle bahsetmem bunun hiçbir işe yaramadığı anlamına gelmesin. Bunlar dünya barışını 1945'ten beri çok büyük savaşlar olmadan, sadece yerel kendi haline savaşan devletlerin olması haricinde çok büyük bir dünya savaşının olmamasını sağlamıştır Birleşmiş Milletler. Bu sayede her ne kadar eleştirsek de 1945 yılından 2020 yılına geldiğimizde bir dünya savaşının olmamasını biz Birleşmiş Milletler'e bağlayabiliriz arkadaşlar. Umarım Birleşmiş Milletler anlaşılmıştır. Şimdi ikinci örgütümüze geçelim. Bu arada örgüt deyince aklınıza kötü şeyler geliyor, farkındayım, terör örgütleri gibi. Ama terör örgütü kötü bir şeydir. Yoksa sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri kötü değildir. Örgüt bir toplanma, bir amaç uğruna toplanma demektir. O şekilde aklınızda kalsın. Şimdi bakalım neymiş bu? FAO. F-A-O, yani Birleşmiş Milletler bünyesinde gıda ve tarım kuruluşu. FAO. Fed food demek aslında, yani yemek, oradan aklınıza gelsin. Bu da dünyadaki insanların beslenme düzeylerini yükseltmek,
gıdaların ve tarım ürünlerinin üretimini artırmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kuruluyor. Yani bütün mesele insanların beslenme düzeylerinin obeziteyle mücadele gibi ya da o gıdaların GDO katkılarının engellenmesi gibi gıda ve tarım ürünlerinin de daha organik şekilde insanlara sunulması gibi görevleri üstlenir Gıda ve Tarım Kuruluşu FAO. Amaç insanların kanserojenden uzak doğal bir şekilde beslenmeleri ve sağlıklı yaşam sürdürebilmelerini sağlamaktır. FAO da Gıda ve Tarım Kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Aklınızda o şekilde kalsın. Devam edelim. AGİT, Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Hocam burada AGİT tam sırasıyla gitmiyor. Öyle bakmayın siz. Yani Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı diyebilirsiniz buna. Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı biz dahil olunca oluyor. AGİT güvenlikle alakalıdır. Şu G'sinden güvenliği anlayabilirsiniz. Şimdi bahsettiğimiz husus güvenlik ise amacın ne olabilir? Tabii ki de katılımcı devletlerin demokratikleşme. Bu bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar. Demokratikleşme sürecinde adım atmayan ülkeler genelde buraya alınmaz. Yani tek insanın yönettiği sistemleri kastediyoruz. Burada muhakkak halkın kendi kendine yönettiği sistemler olacaktır. Hukukun üstünlüğü, kanunların herkes tarafından uygulanabilirliği, herkes tarafından eşit olduğu bir sistem. İnsan haklarına saygılığı, bu alanlarda çabalar destekleniyormuş. Yani amaç şu, bağlı olduğu ülkelerin demokratikleşme adımlarını daha iyi atması, hukukun üstünlüğünün tamamen benimsendiği, insan haklarına, insan hakları evrensel beyannamesi vardı, dünyanın kabul ettiği bütün evrensel kanunlar diyebileceğimiz, bunlara saygı alanlarında çabaları destekleyen bir kuruluş AGİT. Amacı tamamen bu güvenliği, demokrasinin güvenliğini, hukukun üstünlüğünü, insan haklarının egemen olduğu toplumların desteklenmesi, onların güçlü hale gelmesidir. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda görüldü ki demokrasi yaşayan ülkeler savaşları kazandı. Çünkü o dönem faşizm dediğimiz tek adam faktörünün ortaya çıktığı, işte Hitler, işte Mussolini gibi, İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler diye bir adam vardı başlarında. Bunların ülkelerini kaosa sürükledi. Tek başlarına ülkeleri yönetmeye çalıştılar. Ve bu şekilde savaşı kaybettiler. Çok insanın ölümüne sebep oldular sebepsiz yere. Ve bundan dolayı demokrasinin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu ve bu sayede bu Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı demokratikleşmeye, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarında üstün çaba sarf ediyor ki bu devletler her daim güçlü kalabilsinler. Devam edelim. UNESCO. Bunu duymuşsunuzdur. UNESCO kültür mirası listesine alındı, geçici kültür mirası listesine alındı gibi. Ama şu, dünyanın ortak mirasını, bu senin sana ait olan bir bina, sana ait olan bir kalıntı olmayabilir. Evrensel olarak düşüneceksiniz. Yani düşünün, bu Anadolu coğrafyasında bizden önce Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürdü. Aynı kökteniz ama isimler değişiyor. Ondan önce Selçuklu İmparatorluğu vardı değil mi? Onlar da aynı milletin kurduğu devletti. Türklerin kurduğu devletler bunlar arkadaşlar. İsimler geçicidir. Bu bir bayrak devralmadır. Selçuklulardan önce kimler vardı? Roma İmparatorluğu vardı. Peki Roma İmparatorluğundan önce ne vardı? İskender'in kurduğu İskender İmparatorluğu vardı. Büyük Makedonya İmparatorluğu. Ondan sonra da bir Perslerle mücadele var. Persler Anadolu'ya hakim olmuşlar. Bugünkü İran medeniyeti. Ondan önce de Hititler, ilk Anadolu medeniyetleri hatırladınız mı? Hititler, evet, İyonyalılar, Lidyalılar, Frigyalılar, Urartular. Bunlar Anadolu'nun ilk mirasçılarıydı aslında. İşte bunlardan arta kalan mirasları korumak UNESCO'nun görevi. Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli çalışmalar yapar. 1972'de de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'ni ilan etmiştir. Bu doğrultuda o yapıların tahrip edilmesini, o yapıların korunmasını sağlamıştır UNESCO bu şekilde. Çünkü savaşlar, terör propagandaları, terör örgütleri maalesef bu eserleri yok ediyorlar. Mesela Suriye'deki iç savaş, Suriye'deki daha önceki silahlı mücadeleler yüzünden Suriye'deki muhteşem eserler yok edilmiştir arkadaşlar. Yani meraklısı olan Google'dan bakabilir. Petra antik kenti, o muhteşem eserler, o ilk Anadolu medeniyetlerinden kalan, ilk Mezopotamya uygarlıklarından kalan eserler maalesef tahribat edilmiştir. Sadece onların da değil, bize ait eserler de mahvolmuştur bu savaşlar yüzünden. İşte UNESCO bunlarla mücadele eden bir kuruluş olarak
sahneye çıkıyor. Aklınızda bu şekilde kalsın. Sadece o mu? Tabii ki de eğitim, bilim, kültür alanlarında çalışmayla yapan ama genellikle ortak miras olarak aklınızda UNESCO kalsın. Şimdi burada EEAT var. EEAT yani İslam İşbirliği Teşkilatı. Bu İslami bakış açısından bakacaksınız bu duruma. Amacı İslam dünyasının bu sefer hak ve çıkarlarını korumakmış. Üye devletler arasında işbirliğini sağlayacaklar ve dayanışmayı güçlendirecekler. Yani İslamiyet'i benimsemiş toplumlar. Burada baktığınız zaman Kabe'yi görüyorsunuz. Merkeze o konmuş. İslam İşbirliği Teşkilatı İslamiyet'i benimsemiş halkların kurduğu ülkelerin işbirliğini, hak ve çıkarlarını korumak arasında işbirliğini sağlayan bir kuruluştur. Bu şekilde her yıl bu toplanır. Belli başlı merkezler seçilir her yıl ve bu sayede İslam ülkeleri arasındaki dayanışma sağlanmış olur. Böylece konumuzun ilk kısmının anlatım kısmını halletmiş olduk. Şimdi dilerseniz konumuz pekişsin. Birkaç soru çözelim. İsterseniz burada durdurun. Soruları benden önce çözün. Sonra beraber çözelim ki bakalım doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız. Tek tek bakalım. Şimdi diyor ki UNEP diye bir kuruluş varmış UNEP. Bunun amacı insanın yaşadığı çevreyi etkileyen tüm konularda uluslararası işbirliğini kolaylaştırmak, çevreyi korumak, hükümetlerin ilgisini bu konuya çekmek ve sorunların çözümünde maddi destek sağlamaktır. Şimdi UNEP'in ne işe yaradığını burada söylemiş bize. Şimdi buna göre UNEP bu sorunlardan hangileriyle mücadele edebilir? Şimdi ne diyor? Küresel ısınma. Küresel ısınma bizim insanımızın en büyük problemi değil mi? Dünyayı mahvediyoruz değil mi biz? Evet. İnsanın yaşadığı çevreyi etkileyen tüm konular diyor. Tamam bunu alırız. Peki çevre kirliliği olabilir mi? %100. Çünkü sorunlar insanları çevreyi korumak diyor değil mi? Bravo. İşsizlik bu UNEP'in alakası olduğu bir konu olabilir mi? İşsizliğe çözüm bulacak diye burada bir durumdan bahsetmedik değil mi biz? Yani işsizlikle alakalı bir iş yapmaz UNEP. UNEP'in derdi çevreyi korumak, insanların ve hükümetin ilgisini bu konuda çekmek. Bütün derdi çevre sağlığı. Dünyanın yaşanabilecek bir yer olması. O yüzden işsizlik onun alanı değildir. Dolayısıyla cevabımız o yüzden ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Yani bu sorular bu şekilde gelir arkadaşlar. Mantığını muhakkak size öğretir. O soruda yorum yapmanı ister ve rahatlıkla cevaplandırmış oluruz. Bir başka sorumuz var. Diyor ki insanların beslenme düzeyleri. Hatırlayın ben size food demiştim. Hatırladınız mı? Onun gibi bir kuruluş olacak büyük ihtimalle. Beslenme düzeylerini yükseltmek, gıdaların ve tarım ürünlerinin üretimini artırmak, insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur diyen bir kişi hangisi hakkında bilgi veriyor? Bu UNESCO muydu? UNESCO genelde kültür mirasımızdı. UNEP az önceki soruda bahsettik çevre sağlığıydı. NATO bu askeri bir örgüttür. Buna hiçbir alakamız yok. Food şu F kısmını hatırlayın. O yüzden FAO Dünya Gıda Örgütü. Faydaları çok önemlidir insanlık tarihi açısından, insanlık açısından. O yüzden bu şekilde aklınızda kalabilir. Doğru cevap bu yüzden değişik. Devam edelim. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olma iddiasını her zaman taşıyan ülkemizde geçmişten günümüze birçok önemli kuruluşa üye olarak destek vermekte. Bizim ülkemizin bazı kuruluşlara üye olduğundan, hangi doğrultuda üye olduğundan bahsediyor. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmak için yapıyoruz biz bu işleri. Şimdi hangisi bu kuruluşlardan değildir? Soru bu şekilde. Şimdi biz Birleşmiş Milletler'e dünya barışını korumak ve dünya siyasetine yön vermek adına üye olduk arkadaşlar. Birleşmiş Milletler. BM hatırladınız mı? Şöyle yazalım. Bu tamamdır. Devam edelim. UNESCO nedir? UNESCO'da kültür mirasına sahip çıkmak adına dünyada bazı konularda söz sahibi olabilmek ve sesimizi duyurmak adına UNESCO'ya biz üye olduk arkadaşlar. Bunlara problem yok. Bunu da eleyebiliriz. UNICEF'te dünyadaki eğitim seferberliği, o çocukların haklarının korunması açısından önemli bir kuruluştu. UNICEF de bu doğrultuda attığımız adımlardan biridir. Ancak Avrupa Birliği dünyanın üye olduğu, dünyada söz sahibi olabilmek adına kurulmuş bir örgüt değildir. Avrupa Birliği Avrupa'daki ülkelerin birliğini esas alır. Onların ekonomik açısından birliklerini esas alır. Yani Avrupa Birliği bu doğrultuda bizim üye olduğumuz bir kurum değildir. Kaldı ki biz zaten Avrupa Birliği'ne üye de değiliz arkadaşlar. Biz sadece hala üyelik aşamalarındayız. Belli başlı üyelikleri gerçekleştirmek
durumundayız ki sonra bizi alacaklar, onların kararına bırakılmış. Yani biz Avrupa Birliği'ne üye falan değiliz. O yüzden cevabımız burada ne olmuş oluyor? C şıkkı olmuş oluyor. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluşmuş buralardan herhangi biri. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukların ve gençlerin gelişimine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş. Burada hangisinden bahsediliyor? Şimdi FAO gıda ile alakalıydı, tüm dünya içindi. Burada özellikle çocuklar ve gençler diyor. Çocuklar ve gençler. O yüzden özellikle bunları irdeleyen UNESCO Dünya Kültür Mirası'ydı. Bunlara alakamız yok. Bu da Dünya Sağlık Örgütü, WHO, World Health Organization. Bu çocuk bazlı değil, tüm dünyanın sağlığıyla ilgilenir. İşte özellikle şu an pandemi yaşıyoruz ya, hem her gün muhakkak Dünya Sağlık Örgütü'nün haberlerini duyarsınız. Bu da onunla alakalıdır. İşte UNICEF tamamen gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkelerin çocuklarının ve gençlerinin gelişimine yardımcı olmak için kurulmuştur. Bak burada zaten bebek, çocuk görebilirsiniz. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olmuş oluyor. Bu soruyu da bu şekilde aktarmış olduk. Devam edelim. Son sorumuz bu konuyla alakalı. Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır gezisi sırasında Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığı duyurulan surlar, o bildiğin tarihi yapılar, Topkapı surları gibi düşünün, için bir müjdeli haber de bir yerden gelmiş. Diyarbakır surları Dünya Kültürel Miras Ön Listesi'ne alınmış. Tarihi surlar ve iç kalede çok önemli kültürel tabiat varlıklarının olduğunu hatırlatan Diyarbakır valisi bir alan yönetim sistemi kurarak listeye girmek için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi. Bu arada tarihi surların gecekondudan kurtarılarak gün dışına çıkarılması amacıyla Ali Paşa, Lala Bey ve Suriçi mahallelerinde yapın tamamlanan 217 konut sahiplerine teslim edilmiş. Gazete haberindeki boş bırakılan yere kurulma amaçla dikkate alındığında hangi kuruluşun adının yazılması gerekir? Dünya kültürel mirasını koruyan bir kuruluştan bahsediyorduk, hatırladınız mı? Bu hangisiydi? Bu UNICEF miydi? UNICEF çocuklarla alakalıydı. UNEP? UNEP neydi? Bu da ilk soruda, hatırlayın. Değil mi? Bak geri gidelim. İlk sorudaki UNEP'e gelelim. Şurada. Bu neydi? UNEP? Tüm konularda çevreyi korumakta, değil mi? Yani UNEP de çevreyle alakalıydı. Tarihi mekanlarla alakalı değildi. Bu da gitti. UNEP'e hiç bahsetmedik. Gerek yok. Bu tamamen UNESCO Kültür Mirası Listesi. UNESCO Dünya Kültür Mirası'nı korumakla kendini görevlendirmiş bir kuruluştu. Dolayısıyla cevabımız burada ne olmuş oluyor? A şıkkı olmuş oluyor. Zor muymuş? Değilmiş. Şimdi o zaman konumuzun ikinci kısmına geçelim, devam edelim. Avrupa Konseyi. Şimdi Avrupa Konseyi nedir? Amacı tamamen insan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğünü benimseyen ve demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmekmiş. Ayrıca ırkçılık ve yabancı düşmanlığını ve çevre sorunlarını çözüm aramakmış. Biz buna benzer bir tane daha kurumdan bahsetmiştik ya. Bu tamamen Avrupa'yı kapsayan bir durumdur. Diğeri dünyaydı, bu Avrupa. O yüzden aklınızda bu şekilde kalabilir. İşin Avrupa versiyonuysa, insan hakkını koruyan, hukukun üstünlüğünü, demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmek, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve çevre sorunlarını çözüm aramak, özellikle Avrupa baz alınıyorsa buna Avrupa Konseyi olarak aklınızda kalsın. Avrupa Konseyi bu şekildedir arkadaşlar. Devam edelim. WFP, World Food Program. Yani World Dünya Food, yemek, gıda, neymiş bu? Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı. Fark ettiyseniz gene. Şimdi buradaki esas amaç sebebi belli bu. Yani bir tane daha vardı, ondan bahsetmiştik. Dünya Gıda Örgütü, gıdayla insanlar nasıl beslensinler, iyi beslensinler gibi şeylerden bahsediyordu ya. Şimdi buradaki mesele belli bir sebepten dolayı iş yapan kurum bu. Bu da sebebi şu: doğal afetler yaşanıyor, iç savaşlar yaşanıyor ve sınır çatışmaları gibi nedenlerle aniden açlığa maruz kalan halk kitlelerine yardımı amaçlıyor. Yani bunun amacı doğal afetler yüzünden sıkıntı yaşayan, iç savaşlar yaşayan toplumların veya bu sınır çatışmaları, mesela biz Suriye'de bunu çokça görüyoruz. İşte bu nedenlerle aniden açlığa maruz kalan oradaki halk kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı yapmak amacıyla kuruluyor. Yani bunun amacı bu tip sorunları yaşayanlara gıda programı sağlamaktır. O yüzden dünyadaki o gıda kuruluşu ile aklınız karışmasın.
Bunun amacı bu sıkıntılardan dolayı yaşanan gıda problemlerine çözüm getirmektir arkadaşlar. Devam edelim. NATO. Bu bir askeri birliktir. Bizim ülkemiz de NATO'ya üyedir. Ki zaten bunların hepsi bizim ülkemizin üye olduğu kuruluşlardır. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. Amacı öncelikle ilk kurulduğunda Sovyetler Birliği'ne karşıydı. Sonra Sovyetler Birliği yıkılınca amacı bu üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumaktır. Biz de buna üyeyiz. Bir saldırı olduğumuz zaman bize karşı ya da tehdit olduğu zaman bu üye ülkelerin de savunma amacıyla bize yardım etmesi amaçlanır. Yani biz NATO üyesi olduğumuz için bize saldıracak herhangi bir devlet karşısında bu üye ülkeleri de bulur. Amacı askeri birliktir. Biz de NATO'ya üyeyiz. Bu şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. WHO Doctor Who diye bir dizi vardı. Aklımda orada kalmış ama Dünya Sağlık Örgütü, World Health Organization. Yani health sağlık demek, world dünya demek zaten. Amacı tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. Dünya Sağlık Örgütü şu an pandemi tesis koymuştu, hatırlayın bizim koronavirüs olayına karşı. Şu an o doğrultuda çalışma yapıyorlar, aşı bulmaya çalışıyorlar, suçluyu bulmaya çalışıyorlar. Kim istiyor Çin suçlu, kim istiyor değil. Böyle bir karar almaya çalışıyorlar. Amacı dünyanın sağlık seviyesini, insanların sağlık seviyesini korumak ve en yüksek sağlık seviyesine düzeyine ulaştırmaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün amacı da budur. Ve son olarak ülkemizin üye olduğu Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi de adını alır bu. Amacı Türk dünyasının, Türkçe konuşan ülkeler kastediyoruz, tarihini ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliği. Yani aklınıza gelecek her türlü işbirliğini bu Türk Konseyi sağlamak istiyor. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra o devletleri birlik altına almak amacını gütmüştür bu Türk Konseyi. Bu şekilde işte o Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan değildir. Tacikistan Türk değildir arkadaşlar. Aklınıza o şekilde girmesin. Kırgızistan gibi ülkeler, Azerbaycan, bravo. Bunların amacı işbirliğini sağlamak ve beraber kültürümüzü, tarihimizi korumak ve her türlü işbirliğine açık olmaktır. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar bunlara sınırlı değil tabii ki de. Tabii ki de EPPO, UNDP, IFAD, UNEP, UNICEF gibi daha birçok kuruluş bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunların detaylarını meraklısınız eğer Google'a yazarak da bulabilirsiniz. Siz sadece şu an bunların isimlerini bilseniz yeterli olacaktır sizin açınızdan. Böylece bir 5 tane daha üye olduğumuz kuruluşu, örgütü size aktarmış olduk. Şimdi bunlarla alakalı birkaç tane daha soru çözüp konumuzu daha da pekiştirmiş olalım. Dünya üzerinde bulunan ülkelerin varlıklarını tek başına devam ettirme olanakları yok. Bu nedenle her ülke ekonomik, askeri ya da siyasi anlamda farklı ülkelerle bir araya gelip küresel ya da bölgesel ölçekte örgütler oluşturmaktadır. Şimdi aşağıdaki bu uluslararası kuruluşların hangisi askeri alanda kurulmuştur? Hangisi askeri alan? UNEP çevreydi. Bu sağlıktı. Bu da gıdaydı hatırlayın. Bu tamamen askeri bir birliktelikti. NATO değil mi? Kuzey Atlantik Paktı diye düşünür. Açılımı yapılır. O yüzden cevabımız burada ne oluyor? A şıkkı olmuş oluyor. Bizim ülkemizde buna üyeydi hatırlayın. Türk Konseyi Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Konu anlatımımızda da bundan bahsetmiştik zaten. Kuruluş amacı dikkate alındığında Türk Konseyi'ne Atatürk döneminde kurulan hangi kuruluşlardan rehber olabilir? Şimdi Türk dili konuşulan ülkeler diyor ya, şimdi burada Türk dilimizle, Türk tarihimizle alakalı şeylerden bahsetmemiz gerekecek değil mi? Türk Tarih Kurumu işte bu dönem açılmış ve faydalanılmıştır. Hala da Türk Tarih Kurumu'ndan bu şekilde biz faydalanıyoruz. Bunu alabiliriz. Atatürk Orman Çiftliği'nin Türk dili veya Türk tarihiyle bir alakası var mı? Bu ekonomik olarak kalkınmakla alakalıydı. O yüzden 2'yi almazsınız. 2'yi almadığımız için B'ye gider, D'ye gider. Türk Dil Kurumu Türk dilini korumak ve onu gelişmiş seviyeye çıkartmak ile alakalıdır. Bu da yardımcı olabilir bize. Atatürk döneminde kurulmuştur çünkü. 1 ve 3'ü bu yüzden alabiliriz. Dolayısıyla cevabımız ne oldu burada? C şıkkı olmuş. Oldu. Devam edelim.
Dünyada sağlık ile ilgili uluslararası çalışmalar yapmak, sağlık alanındaki çalışmaları ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Sağlıktan bahsetti. Kuruluş amacı verilen uluslararası kuruluş, sağlıkla alakalı olan hangisi olabilir? Sağlık, health, hatırladınız mı? Evet, WHO. Şu an günümüzde de bayağı etkinlik gösteriyor bu koronavirüs, COVID-19 tehlikesine karşı. Dolayısıyla cevabımız burada ne olmuş oldu? C şıkkı olmuş. Oldu. Aşağıda Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların faaliyette bulunduğu alanlar verilmiş. Tablonun doğru olabilmesi için hangi satırlardaki kuruluşların karşılıklı olarak yer değiştirmesi gerekir? Şimdi burada bir yanlış var. Biz bu yanlışı düzeltmek için belli satırları toparlamamız, değiştirmemiz gerekir. Bir kere NATO güvenlik doğrudur. Bunda bir problem yok. WHO sağlık. Evet, bunda da problem yok. Şuradaki H kısmını anlayabiliyorsunuz. Şimdi World Food Program bu kalkınma mı yoksa World Food Program bir gıdayla alakalı mıydı? Food gıdaydı değil mi? O yüzden burası burayla eşleşecek. UNDP de kalkınmayla alakalıdır arkadaşlar. Bunu da buradan görmüş oldunuz. Yani burada biz 3 ile 4'ü mü değiştireceğiz yerlerini? Evet. O yüzden cevabımız ne oldu? D şıkkı olmuş. Oldu. Ve konumuzla alakalı son sorumuza gelip bitireceğiz. Aşağıdaki öğrencimiz özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlamak amacıyla kurulan bir yerden bahsediyor. Bu kuruluşun adının yazılı olduğu yeri bulacakmış bizim öğrencimiz. Şimdi amaç gelişmekte olan ülkelere odaklanacak ve insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmasını sağlayacakmış. Şimdi kalkındırmak demektir arkadaşlar bu. Bir önceki soruda bundan bahsetmiştik, kalkındırma ile alakalı. İşte bu tamamen UNDP ile alakalıdır. Bütün amacı bu ülkeleri kalkındırmak, bu ülkelerin gelişmelerini sağlamaktır. UNDP'nin faaliyet alanı budur arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada ne olmuş oldu? A şıkkı olmuş oldu. Böylece küresel bağlantılar ünitemizin ilk konusu olan ülkemizin üye olduğu kuruluşlar ve dünya barışını sağlamak adı altında olan kuruluşları size aktarmış olduk. 10 tane de soru çözerek bu konuların pekişmesini sağlamış olduk. Umarım her şey anlaşılmıştır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.